Allah'ım ya Rabbim ya. Adam bizi odaya kilitliyor, cezasını biz çekiyoruz ya. Ya ben de biraz yükseldim ya, o yüzden oldu. Biraz mı? Resmen dövmüşsün lan çocuğu. Ya gözlerimin içine baka baka yalan söylüyor, delirtti beni ya. Asiye. Doğru'nun ölümüyle Sarp'ın bir alakası yok, biliyorsun değil mi? Olcan mı anlattı? Evet, sınıfta ağlamışsın da. Ya bilmiyorum Ömer, ben artık kimi suçlayacağımı da bilmediğim için üzüntüden herkese patlıyorum herhalde. Sarp! Bii. Ah nasıl çizmiş benim oğlumun yüzünü. Sarp gittin mi revire falan oğlum? Bir şeyler sürdüler mi? Anne tamam abartma, bir şeyi abartma ya. Yok bir şeyim tamam. Nasıl yok bir şeyim ya? Vallahi bu Burak Hoca da fazla olmaya başladı artık. Nasıl bu varoşlarla birlikte çöp toplattırır sana, anlamıyorum yani. Bence de. Bence de ama kovabilirsin anne. Burak Hoca'yı kovabilirsin. Bence okul sahibi olarak böyle bir hakkın var ha? Var oğlum var, biliyorum. Ama velilerin tepkisini çekmek istemiyorum yani, o yüzden. Neyse ben bakacağım bir çaresine. Sen şimdi eve git hadi, dinlen oğlum. Ben buraları hademeleri temizletirim. Hadi. Ne mi? Şşt. Varoş takımı. Ben gidiyorum. Hadi size kolay gelsin. Bak buralar tertemiz olacak. İyi temizleyin burayı. Bu nereye gidiyor ya? Oğlun da cezalı. Nereye götürüyorsun? Ömer. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Neden çöpleri topluyorsunuz? Bunun oğlu beni odaya kapattı. Asiye de sinirlenmiş. Dövmüş çocuğu, ceza aldılar da bu oğluna kıyamadı. Kaçırıyor oğlunu. Hah. Suzan iyi ki geldin. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Senin bu oğlun ve onun kız kardeşiyle vallahi bir türlü baş edemiyoruz biz. Okulda ne disiplin kaldı ne bir şey. Ama Sarp da ceza almış. O niye çöp toplamıyor? Şekerim bu da soru mu Allah aşkına ya? Yani okul onun olduğu için olabilir mi acaba? Benim oğlum olduğu için. Yani buraların hep bütün sahibi o olduğu için olamaz mı acaba? Devam edeyim mi daha? Etme Şevval, etme. Buraya özellikle oğlumun peşini bırak demeye geldim ama görüyorum ki sen iyice gemi azıya almışsın. Bana bak, ayağını denk al. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne Suzan? Ne yapacaksın? Bence hiçbir şey. Ama gör bak ben size nasıl zehir ediyorum hayatı. Çünkü artık elimde bir güç var. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yakında bunların hepsi bu okuldan defolup gidecekler. Pardon? Hiçbir şey yapamazsınız. Bizim okul paramız Sevgi teyze tarafından ödendi. Ayrıca bizim notlarımız çok iyi. Biz okul birincisiyiz. Kimse bize bir şey yapamaz. Senin o salak oğlunla salak kızın bizim kadar çalışkan olmadığı için kıskanıyorsun. Hırsından deliriyorsun, senin sorunun bu. Ah Asiye'cim. Ağzına sağlık ya. Bütün hislerime tercüman oldun valla. Aldın mı cevabını şekerim? İyi konuştun kız. Şu arkadakileri de aldın. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.